Bundan önce transformatörlerde polarite bulma ve bağlantı grubunun oluşumu ile ilgili detaylıca bir video hazırlamıştım. Peşine DY5, DY11'in paralel bağlanması ile ilgili teorik olarak bir video hazırladım ve yine DY5, DY11 ile ilgili uygulama yaptığım bir video vardı. Bunların hepsi ve diğer videolar YouTube kanalımda. Şimdi bu videoda DY1 ve DY11 trafolarının paralel bağlantısının uygulamasını gösteriyorum. DY1, DY11 transformatörün primer gerilimini, yani primer sargılarına L1, L2, L3, diğer DY11'in primerlerine L1, L3, L2 şeklinde fazlarımı verdim. Çıkışları da yine yıldız bağlı. Bobin gerilimlerine bakıyorum. 58.3 volt. Şimdi buna göre ölçümler alacağım. DY1'in A'sından DY11'in A'sına 4 volt. DY1'in A'sından DY11'in B'si 101 volt. DY11'in A'sından DY1'in A'sından DY11'in C'sine 101 volt. DY1'in B'sinden DY11'in A'sı 101 volt. DY1'in B'sinden DY11'in B'sine 101 volt. DY1'in B'sinden DY11'in C'si 0 volt. DY1'in C'sinden DY11'in A'sı 101 volt. DY1'in C'sinden DY11'in B'si 0 volt ve ikisinde de C arası 101 volt. Şekilde ne gösteriyor? Şekilde DY1'in L1 fazı olarak çıkış verdiğim, yani A ucuyla bunun A ucunun aynı polaritede olduğu, aynı gerilimde olduğu, evet, 4.1 volt bu. Hani trafolardan kaynaklı olabilir, boşta çalışması ya da ikisinin de özdeş olmadığından dolayı. Bunun, yani DY1'in B ucunun DY11'in C ucuyla aynı polaritede olduğu 4.3-4.4, evet. Ve DY1'in C ucunun DY11'in B ucuyla L3 fazını oluşturduğunu, özür, buradan tuttuğumuzda 0.3 volt görüyoruz. Yani videoda verdiğim DY1, DY11 transformatörlerinin paralel bağlantısı, resmi bağlantı şekli bu uygulamayla doğru olduğunu gösteriyoruz. Şimdi ikinci bağlantı yapalım. DY1'e L1, L3, L2 sıralamasıyla, DY11'e L1, L2, L3 sıralamasıyla primer sargılarına ya da primerlerine gerilim verdik. Sekonderlerinde DY1'in, şöyle bir de sargı gerilimleri 58.1 volt. DY1'in A'sı ile DY11'in A'sı arasında 0.2 voltlar. DY1'in A'sı ile DY11'in B'si arasında 101 volt. DY1'in A'sı ile DY11'in burada 101 volt var. DY11'in C'si ile. DY1'in B'si ile DY11'in A'sı arasında 101, B'si arasında 102, C'si arasında 0 volt var. DY1'in C'si ile DY11'in A'sı arasında, özür, yanlış yere tuttum, 101, B'si arasında 0.4, C'si arasında 101 volt gerilim var. Şimdi ne yapıyoruz? Hangisi aynı fazlar? DY1'in A'sı ile DY11'in A'sı aynı faz, 4 volt, doğru. Aralarında ufak tefek böyle özdeş olmadığından fark olabilir. DY11'in B'si L3 demişiz. DY1'in B'sine L3 demişiz. L3 burada DY11'de C'ye tekabül ediyor. 4.3 volt. Doğru. Burada ise C'sine L2 demişiz.
Burada ise D11'de B'ye ilgilemişiz. Evet, 0.3 volt gerilim var. Bu bağlantıda doğruluğunu uygulayarak gördük. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.